Merhaba sevgili izleyenlerimiz, ekran başına hoş geldiniz. Güzel bir günle sizlerle beraber inşallah güzel bir programa, güzel yemeklerimizi hazırlayacağız. Tezgahımızı hazırladık, malzemelerimizi hazır. Birazdan sizlerle beraber hem lezzetli hem kolay hem de farklı iki tane tarifimiz var. Biz burada yemeklerimizi yapacağız. Sizler de evinize yapacağınız çok lezzetli, çok da güzel iki tane sunumumuzu inşallah hep beraber hazırlayıp tezgahımızın üzerine çıkarmış olacağız. Bugün mantar kurabiyemiz var. Mantar kurabiyemizi yapacağız. Çok lezzetli, çok da farklı olacak. Onu hazırlayacağız ve onun yanında narlı tavuk kavurmamız var. Tavuk kavurması hazırlayacağız. Bu şekilde iki tane tarifimiz hazırlanacak ve tezgahımızı üzerine çıkarmış olacağız. Biz burada yemeklerimizi yapacağız. Siz de evinize yapacağınız hem lezzetli hem kolay hem de farklı iki tane tarifimizi inşallah hep beraber hazırlayıp tezgahımızı üzerine çıkarmış olacağız. Siz de yemeklerimizi merak ediyorsanız, görmek istiyorsanız, izlemek istiyorsanız, takip etmek istiyorsanız sosyal medya hesaplarımıza bütün tariflerimizi, videolarımızı bulabilirsiniz. Orada da izleyebilirsiniz. TGDT TV olarak Instagram, Facebook, Twitter ve de YouTube sayfamızda bütün videolarımızı, tariflerimizi bulabilirsiniz. Orada da izleyebilirsiniz. Programımızı tekrar gece saat 4.30 hafta sonları saat 10'da programımızın tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Ben de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah olsa veya Abdullah Hakim Otlusay falan da takip edebilirsiniz. Tarifleriniz varsa gönderebilirsiniz. Yemek istekleriniz varsa yazabilirsiniz. Programımıza da gelmek istiyorsanız sosyal medya hesaplarımda bana ulaşıp programımıza da konuk olabilirsiniz. Bitişik Şef Abdullah Otlusay.tgt sayfamda da istediğiniz anda bana ulaşabilirsiniz. Evet, iki tane tarifimiz dedik sizlerle beraber hazırlayacağımız. Hem lezzetli hem de farklı olacak. Dilerseniz yavaş yavaş listemizi alıp sizlerle beraber hemen hazırlığımıza başlayabiliriz. Evet, gelsin bakalım listelerimiz. Hangisi hazırsa onunla başlayabiliriz. Evet, önce bir narlı tavuk kavurmamız için neler kullanacağız? Hangi malzememiz var? 400 gram kadar tavuk göğsümüz olacak. Az veya fazla da kullanabiliriz. 2 adet nar kullanılıyor. Ondan sonra hemen 2 adet kuru soğanımız, ondan sonra 4 adet biberimiz, 2 adet domatesimiz olacak. Çok fazla seviyorsak miktarımızı biraz da artırabiliriz. 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız veya istersek sıvı yağımızı da tercih edebiliriz, kullanabiliriz. Yeteri kadar tuzumuz, karabiberimiz, pul biberimiz, kekiğimiz, bir tutam da maydanozumuzu kullanacağız. 400 gram kadar tavuk göğsümüz, ondan sonra 2 adet nar taneleri kullanılacak. Ondan sonra 2 adet kuru soğanımız, 4 adet biberimiz, 2 adet domatesimiz, 4 yemek kaşığı kadar isterse zeytinyağımız, sıvı yağımız ya da tereyağımız da olabilir. Hangisini kullanmak istiyorsak kullanılabilir. Ondan sonra yeteri kadar tuz, karabiberimiz ve pul biberimiz, kekiğimiz olacak. Ondan sonra biraz da maydanozumuzu kullanacağız. Önce bir tenceremize yağımızı boşaltacağız. Yağımızı boşalttıktan sonra soğanlarımızı iri iri doğrayıp içine ilaveceğiz. Yavaş yavaş kavurmaya başlayacağız. Soğanlarımızı kavururken tekrardan onun içine güzelce bir şekilde onları yavaş yavaş kavururken hemen etlerimizi iri iri doğrayıp içine ilaveceğiz. Etlerimizi kavurmaya devam edeceğiz. Çok fazla seviyorsak bir veya iki diş sarımsağımızı da ekleyebiliriz. Onunla beraber kavurmaya devam edeceğiz. İyice bir kavurduktan sonra narlarımızı hemen güzelce bir şekilde onları da ayıklayacağız ve hazırlayacağız. Ayıkladıktan sonra narlarımızı hazırladıktan sonra hemen biberlerimizi içine dahileceğiz. Domatesimizi ekleyeceğiz. Narlarımızı üzerine ilave edeceğiz. Narlar ve baharatlarımızı ekledikten sonra tenceremizin kapağını kapatacağız. Yavaş yavaş kendi buharıyla beraber pişecek. Piştikten sonra sunum yapacağımız kabımız, tabağımızı alacağız. Üzerine maydanoz ve hatta nar da yine ayırmış olduğumuz narlarla üzerine süsleyeceğiz ve süsledikten sonra da afiyet edeceğiniz hem lezzetli hem de farklı bir sunumumuz olacak. Şimdiden sizlere afiyet, bal, şeker olsun diyelim. Gelsin bakalım diğer listemiz. Evet, hemen mantar kurabiyemiz için de neler yapacağız sevgili izleyicimiz? Onun için de 1 su bardağı kadar pudra şekerimiz olacak. Ondan sonra 1 paket tereyağımız olacak. Ondan sonra 3 su bardağı kadar nişastamız olacak. Ve 1,5 su bardağı kadar unumuz, 1 paket vanilyamız, 1 paket kabartma tozumuz olacak. Ondan sonra 2 adet yumurta kullanılıyor. Üzeri için yeteri kadar toz kakaomuzu kullanacağız. 1 su bardağı kadar pudra şekerimiz, 1 paket tereyağımız, yani yaklaşık 250 gram da diyebiliriz sevgili izleyicimiz, tereyağımız olacak. 3 su bardağı kadar nişastamız olacak. Dediğimiz gibi ona göre de miktarlarımızı ayarlayabiliriz. Ondan sonra 1,5 su bardağı kadar unumuz, 1 paket vanilyamız ve kabartma tozumuz olacak. 2 adet yumurta kullanılıyor. Üzeri içinde yeteri kadar toz kakaomuzu kullanacağız. Bütün malzememizi geniş bir kabımız içine alacağız. Onları karıştırdıktan sonra 2 tane yumurtamızı içine ekleyeceğiz. Yumurtayla beraber iyice bir karıştıracağız. Ondan sonra tereyağımızı içine ilave edeceğiz. Tereyağıyla beraber yavaş yavaş hamurumuzu yoğurmaya başlayacağız. Hamurumuzu iyice bir yoğurduktan sonra tekrardan tezgahın üzerine alacağız. Eğer ki tamamıyla bir toparlamamışsa çiğ köfte yoğurur gibi yavaş yavaş hemen yoğurmaya devam edeceğiz. Elimizin sıcaklığı hamurumuz daha iyi bir şekilde hem özleşmiş olacak hem de daha iyi bir şekilde toparlanmış ve birbirini tutmuş olacak. Hamurumuz hazırlandıktan sonra hamurumuzu alacağız. Bezelerimizi güzelce bir şekilde bir yuvarlayacağız. Tepsimize ekleyeceğiz. Tepsimizi tamamıyla bir doldurduktan sonra 2 yemek kaşığı, 1 yemek kaşığı kadar toz kakaomuzu alacağız. Ondan sonra herhangi bir şişe kapağı veya ona benzer de bir kapakta kullanılabilir. Hemen onu da alacağız. Hafif bir suya batırıp
Toz kakaomuzun içine batıracağız. Ondan sonra hamurlarımızı şekillendireceğiz. Şekiller de verdikten sonra 175 dereceyle fırınımıza göndereceğiz. Fırında iyice bir pişecek ve piştikten sonra da farklı bir görüntü ortaya çıkacak. Çok da lezzetli olacak. Şimdiden sizlere afiyet, bal, şeker olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş hazırlığımıza başlayabiliriz. Evet, şimdi öncelikle ben şurayı bir ayarlayayım. Hemen şunları bir kenara aldık. Ondan sonra kabımız, hemen onu da alalım yanımıza. Hangi kabı kullanacaksak? Ufak bir kap, büyük bir kap. Ona göre de kabımızı ayarlayabiliriz. Şimdi kabımızı ayarladıktan sonra öncelik şöyle yapacağız. Bir tane tabağımıza iki tane yumurtayı bir ayarlayalım. Hemen iki tane yumurtayı şöyle bir kıralım. Evet. Şunu da aynı şekilde yapıyoruz. Evet. Şöyle yumurta hazır. Onu da hemen dediğimiz gibi şöyle bir tepsimiz de alayım. Bunu da ben şöyle bir kenara aldım. Şimdi iki tane yumurtamız, onlar hazırlandıktan sonra dediğimiz gibi az ve de fazla ayarlarsak ona göre de yumurtayı da biraz daha artırmamız, çoğaltmamız gerekiyor. Tepsimiz de hazır. Tepsimize hafif biraz tereyağımızı ekleyeceğiz. Az bir tereyağımızı ekleyeceğiz. Tereyağımızı ekledikten sonra güzelce bir şekilde sürdükten sonra ondan sonra yavaş yavaş hemen hamurlarımızı oraya dizebiliriz. Şimdi geçiyoruz yavaş yavaş işlemimize. Pudra şekerimiz. Ondan sonra aynı şekilde nişastamız. İşte güzel kardeşim. Ondan sonra nişastamızın devamı. Ondan sonra da unumuz. Şimdi unumuzu ayarladık mı? Vanilyamız. Aynı şekilde kabartma tozumuz. Nişastamız. Pudra şekerimiz, unumuz, vanilyamız, kabartma tozumuz hepsini kabımızın içine aldık. Onları kabımızın içine aldıktan sonra şunları da bir elimizin altında uzaklaştıralım. Şimdi bunları güzelce bir karıştıralım önce bir. Şöyle biraz güzelce bir karıştırdık. Kurabiyemiz için bütün malzememizi şöyle iyice bir karıştırdık. Şimdi mantar kurabiyemiz için sevgili Orkuncuğum. Bunları güzelce bir karıştırdık mı? Yumurtamızı ekleyebiliriz güzel kardeşim. Yumurtamızı da ekleyelim. İki tane yumurtamızı ekledik. Şimdi hafif yumurtamız. Şöyle biraz karıştırıyoruz. Bunları. Mantar kurabiyemiz çok farklı olacak, çok lezzetli olacak. Yani size de evlerinizde yapacağınız farklı bir tarifimiz olacak. Mükemmel bir sunum olacak. Şimdi onu da güzelce bir karıştırdık mı? Yavaş yavaş karıştıralım. Gördüğünüz gibi ufak ufak şöyle bir karıştırdık. Evet. Karıştırdıktan sonra ondan sonra oda sıcaklığında tereyağımızı ekleyebiliriz. Oda sıcaklığında. Şimdi biraz yumuşak olsun ki hamurumuz birbirini tutsun. Şimdi onu da ekleyelim. Yavaş yavaş karıştıralım. Yavaş yavaş şöyle bir yedirmeye başlıyoruz. İlk başta da biraz zorlanabilirsiniz ama kesinlikle korkmayın. Yavaş yavaş yoğurdukça o tereyağımız eriyecek. Hamurumuz daha iyi bir şekilde birbirini tutacak. Evet, şimdi yavaş yavaş devam ediyoruz. Şöyle biraz daha ayarlamaya. Biraz bir toparlansın. Ondan sonra tezgahın üzerine alıp oradan devam edebiliriz. Nişastamız, ondan sonra pudra şekerimiz, ondan sonra 2 adet yumurta. Hepsini 1,5 su bardağı kadar unumuzu ekledik. Vanilya ve kabartma tozumuzla beraber. Şimdi yavaş yavaş toparlamasını sağlıyoruz. Şöyle biraz daha. Şunu da biraz ekleyelim. Evet. Onu da ekledik mi? Devam ediyoruz. Yavaş yavaş. Öncelikle biraz bir toparlansın. Devam ediyoruz. 3 su bardağı kadar nişastamız. 1 su bardağı kadar pudra şekerimiz, ondan sonra 1,5 su bardağı kadar normal unumuz, ondan sonra 1 paket vanilyamız, kabartma tozumuz ve de içine sevgilimiz 250 gram kadar yağımız. Onu da ekledikten sonra da hemen 2 adet yumurtayla beraber yavaş yavaş hamurumuzu toparlamaya başlıyoruz. Şimdi hamurumuz belli bir aşamaya geldikten sonra bundan sonra da tezgahımızın üzerinde yoğurmamız gerekiyor. Şimdi daha rahat bir şekilde hem toparlaması için hem de özleşmesi için ne yapacağız? Alacağız tezgahımızda çiğ köfte hazırlar gibi hazırlayacağız. Farklı olacak, lezzetli olacak. Şimdi onu ben hemen şöyle bir tezgahıma alıyorum. Gördüğünüz gibi
Kesinlikle korkmayın. Yani ilk başlarda biraz zorlanabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz ama yoğurdukça o toparlanacak. Şimdi eldiven de olduğu için biraz da sizler evde yapacağınız için eldiven kullanmayacaksınız. O elinizin sıcaklığı daha hızlı bir şekilde toparlanacak. Şimdi şöyle hamurumu toparladım mı? Başlıyorum yavaş yavaş şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi hemen toparlamaya başlanıyor. Devam ediyoruz. Biraz daha şöyle bir. Yarın sizler için çok lezzetli, güzel bir portakallı kerevizimiz var. Onu hazırlayacağız sevgili izleyicilerimiz. Şundan bir şekilde yapalım. Biraz daha toparlıyoruz. Minik elmalı turtamız o hafta listemizde var, eklendi sevgili izleyicilerimiz. Kuru fasulyeyle ilgili yoğun bir talebiniz vardı. Onu da aynı şekilde listemizde ekledik. Sizler için onu da hazırlayacağız. Şimdi devam ediyorum yavaş yavaş. Biraz daha. Ufak ufak. Şöyle bir toparlamasını yapıyoruz. Devam ediyoruz. Biraz daha şöyle bir toparlansın. Yavaş yavaş. Çektik. Yine aynı şekilde. Şu şekilde. Ufak ufak. Yoğurma devam ediyoruz. Çekiyoruz yine aynı şekilde. Yine aynı şekilde. Hamurumuz. Gördüğünüz gibi toparlanıyor. Şimdi devam edeceğiz. İstediğimiz kıvama gelene kadar ayarlamaya devam edeceğiz sevgili izleyicilerimiz. Şimdi yavaş yavaş şurayı da bir alalım. Şunu da biraz kenara aldık. Kenara aldıktan sonra işlemimize devam edelim. Şöyle hafif biraz unumuz. Ta ki istediğimiz kıvama gelene kadar ayarlıyoruz. Biraz daha unumuzu ekledik mi? Şimdi ufak ufak tekrardan gördüğünüz gibi toparlıyoruz. Ta ki istediğimiz noktaya gelene kadar işlemimize devam edelim. Şöyle güzelce bir şunları da yediriyoruz. Yavaş yavaş tezgahımızdaki unlarımız onları da ekleyip güzel bir hamurumuz olacak. Evet. Yavaş yavaş hamurumuz hazırlanıyor. Şöyle sevgili kardeşim sen bir gör hamurumuzu. Görmeye devam et. Ben de hemen geliyorum. Hamurumuzu ayarladık. Sen görmeye devam et. İçine 3 su bardağı kadar nişastamız, 1 su bardağı kadar pudra şekerimiz. Aynı şekilde sevgili izleyicilerimiz. Hemen onu da içine 1 su bardağı kadar pudra şekerimizi ekledikten sonra 1,5 su bardağı kadar unumuz. Unumuzu ekledikten sonra da 1 paket vanilyamız, 1 paket kabartma tozumuz, 2 adet yumurta ve 1 paket tereyağımızı ekliyoruz. Dediğimiz gibi çok fazla yapacaksak ona göre miktar biraz daha bol olabilir. Şimdi tekrardan biraz daha şöyle bir toparlıyorum. Belli bir aşamaya gelene kadar az bir unla hamurumu biraz daha yoğuracağım. Evet. Şimdi hamurumuzu şöyle yapacağız. Alacağız tekrardan şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Macun gibi bir hamurumuz olsun. Onun için ne yapıyoruz? Yavaş yavaş. Biraz daha toparladık. Güzel oldu. Şimdi bunu hazırladıktan sonra şöyle yapacağım. Şunu bir yanıma alacağım. Onu şöyle bir yanımıza alalım. Burada küçük küçük keselim. Kaç tane yapacaksak hemen başlıyoruz yavaş yavaş kesmeye. Çok fazla büyükse biraz daha ufaltabiliriz. Önce bir ayarlamasını yapalım. Küçük küçük bezelerimiz hazırlanıyor. Tabi bunlar piştikçe biraz daha kabaracak. Çok da güzel olacak. Ona göre hazırlanabilir. Şimdi bunlar da hazır. Şunlardan azar azar eklememizi yapalım şuna. Ondan sonra onu da kenara aldık. Şimdi hamurumuzu hazırladıktan sonra şunu bir kaldıracağız. Bununla artık bir işimiz kalmadığına göre onu kaldırabiliriz. Şöyle bir tepsimizi alıyoruz. Tepsimizi aldıktan sonra yağımızı alıyoruz şu şekilde. Hemen altına
Hafif biraz yağımızı sürelim. Çok fazla olmasına gerek yok. Az bir şey olursa bizler için yeterli olacak. Tepsimizi güzelce bir yağladık mı? Şimdi tepsimiz hazır diyebiliriz. Şunu kenara alayım. Şunu da bir elimin altından kaldırayım ki biraz da bana yeri açılsın. Şunu da biraz daha kenara alıyoruz. Tepsimiz hazır. Şimdi tepsimizi hazırladıktan sonra yavaş yavaş işlemimize geçebiliriz. Öncelik şöyle yapacağım. Şöyle az bir suyumu alayım. Çok fazlasına gerek yok. Az bir şey olursa bizler için yeterli olacak. O da şöyle bir kenarda dursun. Şimdi başlıyorum yavaş yavaş. Hamurumuz eğer ki çok fazla yani bezelerimiz büyükse biraz daha ufaltabiliriz. Başlıyoruz yavaş yavaş. Onu şöyle bir ayarlamaya. Yuvaladık mı? Alıyoruz şu şekilde. Biraz daha düzgün olsun. Hazırladık. Gördüğünüz gibi. Hazırladık. Evet, şimdi bırakıyoruz. Devam ediyorum. Yine aynı şekilde. Tezgahta siz devam edebilirsiniz. Yani ben biraz daha size görün diye matın üzerinde şey yapıyor ama o da ister istemez biraz sağa sola kayıyor. Şimdi biraz daha şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi. Hazır. Ondan sonra tepsimize gönderelim. Aralarında bir parmak mutlaka boşluk bırakmamız gerekiyor ki sevgili izleyicimiz. Çünkü o kabaracak pişeceği için. Onun için ne yapacağız? Arasında mutlaka bir parmak boşluk bırakalım. İyice bir pişsin, toparlansın. Onun için ne yapıyoruz? Hazırlıyoruz, gönderdik. Biraz hızlanacağız. Ben hemen şöyle biraz daha çünkü pişmesi gerekiyor sevgili izleyicimiz. Onu hemen hazırlayalım. Ondan sonra gönderelim. Çok fazla şu iyice bir yuvarlayalım ki sevgili izleyicimiz. Çok fazla dağınık olmasın, şu çizikler olmasın, dağınıklar olmasın ki hamurumuz güzelce bir şekilde bir hazırlansın. Çok fazla da parçalanmasın diye. Onun için ne yapacağız? Onu güzelce bir şekilde toparlamamız gerekiyor. Ben biraz daha fırınımı da çalıştırayım. O da yavaş yavaş bir ısınsın. Devam ediyorum. Şimdi tamamıyla bir tepsimi dolduracağım. Doldurduktan sonra arasındaki boşluğu ona göre hazırlayabilirim. Evet, şunu da aynı şekilde yapıyoruz. Bıraktık. Şunu da aynı şekilde yapalım. Devam ediyoruz. Ufak ufak yuvarladık. Düzeltiyoruz. Mantar gibi olacak. Çok da güzel olacak sevgili izleyicimiz. Görüntüsü de çok da güzel olacak. Şimdi hani istersek daha fazla da büyük kurabiyelerimizi hazırlayabiliriz. Yani mantar kurabiyemizi biraz daha büyük de hazırlanabilir. Ona göre ayarlamamızı yapabiliriz. Bunu da şöyle bırakalım. Devam ediyoruz. Küçük küçük. Hemen yuvarlamaya başladık. Şunu da aynı şekilde yapalım. Bunu da kenara alalım. Devam ediyoruz. Küçük küçük tepsimizi ta ki doldurana kadar bu şekilde devam edeceğiz. Bunlar biraz daha şöyle bir toparlansın. Bırakalım. Dediğimiz gibi çok fazla büyükse azar azar tekrardan onlardan kesebilirsiniz, alabilirsiniz. Bunu aynı şekilde biraz daha yuvaladık. Hazırladık. Hop, mis. Devam edelim. Bunlar da aynı şekilde biraz daha toparlayalım. Bırakalım. Son 3 tane kaldı. Onu da hazırladık mı? Ondan sonra tepsimiz hazır olacak. Ve şekillerimizi de verdikten sonra ondan sonra gönderebiliriz fırınımıza. Devam ediyoruz. Ufak ufak. Fırına da gönderdiğinizde çok fazla acele etmeyin. 175 dereceyle fırınınızı ayarlayın. Yavaş yavaş pişsin. Yavaş yavaş kabarsın. Şöyle güzelce bir şekilde kabarsın. Ondan sonra iyice bir kabardıktan sonra, güzelce bir toparlandıktan sonra ondan sonra işleminizi yapabilirsiniz. Güzelce bir şekilde servisinizi yapabilirsiniz. Ama çok fazla acele etmeyeceğiz ki çok fazla yanmasın. Yavaş yavaş pişsin. Hem içi hem de dışı harika bir şekilde hazırlansın diye. Evet, son kalan ayarlamamızı da yaptık mı? Ondan sonra hazırız. Şunu da aynı şekilde yapalım. Çok fazla çatlaklıklar olmasın, ona dikkat edeceğiz. Şimdi şuradan da ufak bir ayarladık. Bunu da şöyle bir kenara bırakalım. Burada küçük bir parça kaldı, onu da değerlendirebiliriz. Şimdi güzel oldu. Şunu bir kaldıracağız elimizin altından. Onu şöyle bir gönderdik. Şimdi
Güzel kardeşim, sen görmeye devam et. Şöyle bir kapağı alıyoruz. Hatta şöyle de görebilirsin, bir izleyenlerimiz de görsün. Şöyle bir kapak. Evet. Şöyle aldık sevgilimiz. Gördüğünüz gibi suya batırıyoruz. Batırdık mı suya? Ondan sonra toz kakaomuza. Şu şekilde. Toz kakaomuza batırdık. Hemen buradan görebilirsin güzel kardeşim. Bastırıyoruz. Aldık. Devam ediyoruz. Bastırıyoruz. Alıyoruz. Çok fazla. Şöyle biraz daha toz kakaomuz olması için bastırdık. Gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. Bunlar ona yakın. Tabii başka bir şey de kullanılabilir. Kullanılabilir. Oh, iyiymiş ya. Şimdi sen de o kadar varsa çok iyisin. Şimdi devam ediyoruz. Şunları da aynı şekilde yapalım. Evet. Şuna da aynı şekilde biraz daha basıyoruz. Şuna da biraz daha. Bunları da aynı şekilde yapalım. Evet. Şuna da. Devam ediyoruz. Biraz daha şuraya da. Şunlara da. Biraz bastıralım. Açık güzel görünmesi için. Şu da sevgili Orkun'un mükemmel oldu. Evet, şimdi hazır. Ondan sonra da hazırlandıktan sonra sevgilimiz hemen alacağız. Ondan sonra fırınımıza yollayacağız. O fırınımızda yavaş yavaş pişmeye başlayacak. Programımız boyunca yavaş yavaş pişsin. Yani çok fazla acele etmeyelim. Yavaş yavaş pişsin, toparlansın. Ondan sonra piştikten sonra sunumumuzu yapacağız inşallah. Evet, hemen fırınımıza. Şöyle de bir görebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir sevgili İhsan da bir görsün. Ondan sonra gönderelim. Evet. 170 dereceyle yavaş yavaş pişmesi gerekiyor. Yaklaşık bir 40 dakika boyunca bir pişmesi gerekiyor. Acele etmeyeceğiz. Yavaş yavaş pişecek sevgilimiz. Ondan sonra piştikten sonra sunuma hazır diyebiliriz. Evet. Bunu hemen şöyle bir fırına yolladım. Kapatıyoruz. Ondan sonra şu tenceremi ayarlayayım. Şöyle yapacağız. Onun altını da açalım. Yavaş yavaş ısınsın. Şimdi o ısınırken ben de şurayı bir toparlayayım. Sizler de sevgili izleyenimiz. Bütün tariflerimizi, videolarımızı, aynı şekilde programlarımızı izlemek istiyorsanız, takip etmek istiyorsanız hepsini sosyal medya hesaplarımıza bulabilirsiniz. Orada da izleyebilirsiniz. TGTV olarak Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube sayfamızdan bütün videolarımız, tariflerimiz yayınlanıyor, programlarımız yayınlanıyor. Orada da izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Programımızı tekrar gece saat 4.30 hafta sonları saat 10'da programımızda tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Ben de takip etmek istiyorsan Şef Abdullah Usta veya Abdullah Hakim Yatlı sayfalarında takip edebilirsiniz. Tarifleriniz varsa gönderebilirsiniz. Yemek istekleriniz varsa yazabilirsiniz. Programımıza da gelmek istiyorsanız sosyal medya hesaplarımdan bana ulaşıp programımıza da konuk olabilirsiniz. Bitişik şefabdullahusta.tgt sayfalarımdan bana ulaşabilirsiniz. Yemekle, aynı şekilde yemekle ilgili istekleriniz varsa, tarifleriniz varsa yapmamızı istiyorsanız sosyal medya hesaplarımıza yazabilirsiniz. Bitişik şefabdullahusta.tgt. Bu aynı şekilde hem bu hafta hem önümüzdeki hafta hem bir sonraki haftaki sizlerin böyle çok fazla sevdiği, istediğiniz farklı farklı tariflerimiz var. Hepsini sizler için hazırlayacağız. Çok farklı olacak, çok da lezzetli ve dediğimiz gibi denenmemiş veya dediğimiz gibi çok da fazla yapılmayan yemeklerimizi biz aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz. Ama bunları hazırlarken çok fazla sizleri yormadan, market market dolaştırmadan elimizdeki malzemeyle kendimize farklı tarifler hazırlayacağız. Onun için sizler de bizleri takip etmeye devam edin. Sizlerle beraber biz de lezzet yolculuğumuza devam edelim. Şimdi tenceremizi hazırladık mı? Tenceremize önce bir altını açtık. Tenceremizin altını açtıktan sonra kullanacağımız kadar yağımızı ekleyelim. Bu tereyağımız olabilir, zeytinyağımız olabilir veya da sıvı yağımız da olabilir. Hangisini kullanmak istiyorsak onu kullanabiliriz. Yağımızı tenceremize boşalttıktan sonra o yavaş yavaş bir ısınmaya başlasın. Yavaş yavaş yağımız ısınırken biz de diğer işlemimize geçebiliriz sevgili izleyicimiz. Soğanımızı ne kadar kullanacaksak. Ben biraz daha soğanın içinde İri görünmesini istiyorum, bol görünmesini istiyorum. Onun için ne yapacağım? Soğanlarımı biraz daha iri iri doğrayıp içine ilave edeceğim. Siz de aynısını yapabilirsiniz, aynısını uygulayabilirsiniz. Şimdi şunu önce bir şu şekilde doğrayalım. Doğradık mı? Tekrardan şu şekilde hemen doğradık. Bunu da aynı şekilde yapalım.
ne kadar yapacaksak, bu az olabilir, fazla olabilir, ona göre ayarlamamızı yapabiliriz. Şimdi bunu da aynı şekilde tencereme yolluyorum. Soğanımız hemen tenceremize yolladıktan sonra onu güzelce bir şekilde bir karıştıralım. Yağımızla beraber yavaş yavaş bir kavrulsun. Şimdi etimiz, onu da bir alalım yanımıza. Etimiz dediğimiz gibi az ve de fazla da olabilir. Yani ona göre ne kadar kullanacaksak, istersek fazla da kullanılabilir. Ona göre de hazırlayabiliriz. Şimdi etimizi şöyle bir alalım. Tavuk göğsümüz hemen. İyi mi? Tamam güzel kardeşim. Şimdi tamam, şunu da bir ayarlayalım. Oldu güzel kardeşim. Şimdi bunu şöyle yapıyoruz. Açtık. Açtıktan sonra ızgaralık açar gibi etimizi açtık. Ondan sonra şu şekilde etimizi dilimleyelim. Gördüğünüz gibi dilimledik. Dilimledikten sonra tekrardan iri kuşbaşı şeklinde doğrayalım. Kenara aldık. Devam ediyoruz. Şu filetoları da aynı şekilde yapalım. Kenara çektik. Aynı şekilde devam ediyoruz. Diğer parçayı da alalım. Şöyle güzelce bir kestik. Kestikten sonra onu da uzunlamasına ayarladık. Yine aynı şekilde doğrayacağız. Hazır. Şimdi hazırlamış olduğumuz etimizi de yine aynı kendi tabağına aktarabiliriz. Şöyle bir kendi tabağına yolladık. Şunu da ufak bir suya tutalım. Evet. Şöyle bir. Hemen ayarlamamızı yaptık. Şöyle bir etimizi görebilirsiniz. Yani az ve fazla ne kadar yapacaksak ona göre ufak ufak doğranabilir. Siz istesen daha fazla da doğrayabilirsiniz. Bir etimizi bir görün arkadaşlar. Dediğimiz gibi az ve fazla da olabilir. Ona göre etimizi hazırlıyoruz. Etimizi güzelce bir şekilde ufak ufak kuşbaşı şeklinde doğradık. Ondan sonra etimizi doğradıktan sonra etimiz hazır. Şimdi şunu bir önce bir alalım. Şöyle bir toparlayalım. Ondan sonra bir veya iki diş sarımsağımız, çok fazla seviyorsak daha fazla da eklenebilir, daha fazla da kullanılabilir. Hemen sarımsağımız gelsin bakalım. Onu da şöyle yapalım. Önce kabuklarını soyalım. Temizledik mi sarımsağı? Bunu da aynı şekilde yapıyoruz. Ufak ufak. Şöyle bir toparlayacağız. Devam ediyoruz. Bunlar da aynı şekilde hazır. Hemen kabuklarını atalım. Ondan sonra da sarımsağımızı tekrardan ortadan şu şekilde keselim. Şöyle küçük küçük doğrayalım. Bunu da aynı şekilde yapıyoruz. Çok fazla ufaltmaya gerek yok. Şunları biraz da ufaltık mı yeterli diyebiliriz. Şimdi hazırlamış olduğumuz sarımsağımızı ekleyelim. Yavaş yavaş onlar kavrulmaya devam etsin. İyice bir kavrulsun. Şimdi biz de sevgili izleyicimiz bir iki tane biberimizi ekleyeceğiz. Onun içine farklı bir aroması olsun, farklı bir lezzeti olsun diye hemen bir iki tane biberimiz. Onu da şöyle yapacağız. Önce şu çekirdeklerini bir temizleyelim. Sonra da yine aynı şekilde içine biberimizi ekleyeceğiz. Bu sadece ona tat ve lezzet katması için kullanılıyor sevgili izleyicimiz. Onun için ne yapacağız? Sonra da yine aynı şekilde ekleyeceğiz. Hemen şunları da temizledik mi? Şöyle yapalım. Küçük küçük. Bunlar içinde kaybolabilir sevgili izleyicimiz. Onun için içinde kaybolabilir. Şunları da bir atalım. Şimdi bunları da ekleyelim şuraya. Gördüğünüz gibi. Ekledik mi? Şimdi yavaş yavaş buna ona müthiş bir lezzet katacak. Karıştırdık. Evet. Yavaş yavaş kavurmaya devam etsin. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, bir iki dakika daha soğanımı kavuracağım. Kavurduktan sonra etlerimi ilave edeceğim. Etle beraber kavurmaya devam edeceğim. O zaman biz sizlerle beraber şöyle bir şey yapalım mı? Ben yavaş yavaş soğanlarımı kavurmaya devam edeyim. Siz de bu arada kendinize bir çay alın. Ama ekran başına ayrılmayın. Kısa bir arayacağız. Kısa bir aradan sonra sizlerle beraber lezzet yolculuğumuza devam edelim. Reklamlar.
Evet, kaldığımız yerde devam ediyoruz. Biz de hazırlığımızı yaptık. Etimizi attık, içinde o yavaş yavaş pişmeye devam ediyor. Güzelce bir şekilde ayarladık etimizi. Şimdi ben herhangi bir şey içine katmadım ki size de görün diye bütün detaylarını. Şimdi buna biraz tuzumuzu şöyle bir atalım. Biraz... ya ben tavuğu attım ki sen görme diye sevgili Orkuncuğum. Şimdi içine biraz da karabiberimizi atıyoruz. Karabiberimiz dediğimiz gibi az et de fazla da olabilir. Şimdi buna hafif biraz da pul biberimizi ayarlayalım. Çok olmasın. Hop mis. Çok güzel oldu. Evet, kekiğimizi en son kullanacağız. Çok fazla karartmasın diye onu en son ekliyoruz. Soğanlarımız içinde harika görünüyor. İri iri doğradık. Şimdi bunları biraz daha bir karıştırdık mı? Vay 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 vay. O pişmeye devam etsin. Şimdi biberimizi artık ekleyebiliriz. Bir tane daha şöyle bir kırmızı kapya biberimiz, sivri biberimiz, Charleston biberimiz, hangisini ekleyeceksek ona göre ayarlayabiliriz. Şunları da ufak ufak doğrayacağız ama biraz bunlar da içinde görünsün. Kenara çektik. Şurada bir iki tane de biberimizi alalım. Şunları da toparladık mı? Şöyle irice onları da doğrayabiliriz. Hop. Güzel oldu. Şimdi hazırlamış olduğum biberimi de tekrardan ekliyorum içine. Harika oldu. Şunu da aynı şekilde ekleyelim. Evet. Biberimizi ekledikten sonra karıştıralım. Mükemmel oldu, mükemmel. O yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Şimdi bir tane şöyle yumuşak domatesimiz olsa harika olacak. Şimdi kendi suyunu bırakması gerekiyor. Şöyle bir tane de yumuşak varsa domatesimiz. Onu da ufak ufak dilimledik mi? Şimdi tekrardan bunu biraz daha şöyle ufak ufak doğrayabiliriz. Devam edelim. Hazır. Şunu da aynı şekilde hazırladık. Şimdi domatesimi de ekliyorum. Vay 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 vay. Sen görmeye devam et güzel kardeşim. Ben de hemen şuradan bir ayarlamamı yapmaya devam edeyim. Görmeye devam et. Soğanımız, etimiz, biberimiz. Onları aynı şekilde ekledik. Onları ekledikten sonra şimdi yavaş yavaş güzelce bir şekilde bir karıştıralım bunları. Şöyle bir karıştırdık. Harika oldu. Şimdi o kenarda yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Kapağını kapatalım. Evet. O kenarda toparlansın. Efsane olmuş. Mükemmel olmuş. Müthiş olmuş. Evet. Şöyle bir sevgili İhsan bir görsün fırınımızı. Hemen mantar kurabiyelerimiz de artık hemen hemen de hazır diyebilirim. O da güzelce bir şekilde bir pişti, toparlandı, hazırlandı. Mükemmel oldu. Çok da güzel oldu. Evet. Evet, şimdi o yavaş yavaş güzelce bir şekilde sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi hazırlandı. Mantar şeklini alıyor sevgili Orkuncuğum. O da diyor ki Hüsa diyor, içine diyor mantar koyacağını zannettim diyor. Evet, şimdi şunları biraz daha kenara aldık. Evet, şöyle yapalım. Bir tane kabımızı alalım. Kabımızı aldıktan sonra sevgili izleyicilerimiz, iki tane nar kullanacağız. İstesek daha fazla da kullanabiliriz. Hemen narımızı şöyle bir keselim. Şunu da bir kestik mi? Evet. Şimdi narlar hazır diyebiliriz. Şöyle size de mutfağınıza yapabilirsiniz. Uygulayabilirsiniz. Şu şekilde yavaş yavaş. Evet, şunlar biraz daha şöyle yavaş yavaş. Hemen. Güzelce bir şekilde. Şöyle. Ufak bir dokunuyoruz. Yavaş yavaş narlarımızı temizliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi içi boşalıyor. Hazır. Şimdi bunu atalım. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Şu kenardan. Önce şöyle başlıyoruz. Yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi. Ufak ufak dokunuşlarla. Hemen narımızı bir güzel ayıklıyoruz. Müthiş bir lezzet katıyor. Çok güzel bir tat ve lezzet katacak. Siz de aynısını
Evinizde deneyebilirsiniz, uygulayabilirsiniz. Harika bir kavurmanız olacak. Harika. Devam ediyoruz. Şimdi aynı şekilde. Ufak ufak. Şöyle minik minik. Devam ediyoruz. Ayarlamaya. Hazır. Gördüğünüz gibi içi boşaldı. Hop. Onu da attık. Şimdi kalan son parçayı aynı şekilde ayarlayalım. Evet. Şimdi şöyle biraz daha. Ufak ufak. Yine işlemimize devam edelim. Şimdi bu da hazır. Şunu bir atalım. Şunu da kenara alalım. Hemen ufaktan ayarlamamı yaptım. Şimdi şurayı bir açalım. Ara ara bir karıştıralım ki çok fazla yanmasın. Ekstradan su kullanmıyoruz ama yani sizler çok fazla seviyorsanız, içinde su olmasını istiyorsanız ona göre ekleyebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Şimdi ayarlamamızı yaptıktan sonra şurayı bir temizleyeyim. Şurası çok fazla dağınık görünmesin. Onun için şu fazlalıkları da ayarlayalım. Hop. Bıçağımızı da temizledik mi? Evet, şimdi içinde şu zarları da alalım. Mis. Şimdi yavaş yavaş önce şöyle bir suyunu da üstüne döküyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş narlarımızı çekiyoruz. Üstüne ekledik. Şimdi birazını az bir şey ben ayırdım. Onu da sonradan üstüne ekleyeceğiz. Onunla beraber karıştıralım. Vay 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 vay. Mükemmel oldu. Evet. Kapağını kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi pişme devam etsin. En son olarak kekiğimizi ekleyeceğiz. Kekikle beraber biraz daha bir toplandım. Ondan sonra sunumuzu yaparız. Şimdi ben biraz tezgahımı şöyle bir temizleyeyim. Çok fazla dağınık görünmesin. Ondan sonra da sunum yapacağımız kabımızı ayarlayacağız sevgili izleyicilerimiz. Tabaklarımız, kabımız hangisi ise onları ayarlayalım. Ondan sonra yavaş yavaş toparlanabiliriz. Değil mi Orkun? Şimdi önce şöyle bir ayarlamamızı yapalım. Sizler de sevgili izleyicilerimiz, yemeklerimizi merak ediyorsanız, görmek istiyorsanız, izlemek istiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan bakabilirsiniz. Orada da bulabilirsiniz. TGTU TV olarak Instagram, Facebook, Twitter ve de YouTube sayfamızda bulabilirsiniz. Şöyle bir yemeğimizi görmeye devam edin güzel kardeşim. İçine öncelik soğanımızı ekledik. Soğanımızı ekledikten sonra tekrardan aynı şekilde sevgili izleyicilerimiz, biberimizi ilave ettik, etimizi ilave ettik. Etimizi güzelce bir şekilde bir kavurduk, pişirdik. Ve şimdi sona doğru geldiğimiz için hafif biraz kekiğimizi ekleyelim. Yeterli diyebiliriz. Çok fazla olmasın. Kekiğimizi ekledikten sonra yavaş yavaş şöyle biraz karıştıralım. Oh, harika oldu, harika. Evet, müthiş oldu, müthiş. Şimdi kapağını kapatıyoruz. O yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Harika oldu. Şunu bir alalım yanımıza. Bunu kurabiyemiz için kullanabiliriz. Şunu da bir kaldırayım ben. Önce bir elimizin altı da bir yandan da bir hem açılmış olsun hem de biz de rahat bir şekilde çalışalım. Şurayı da ufak ufak temizleyelim. Evet. Eldivenimizi. Ben hemen şöyle bir eldivenimi de ayarlayayım. Ondan sonra devam edeyim. Şunları kenara doğru aldık. Ondan sonra da şimdi yavaş yavaş artık alabiliriz. Şunları biraz kenara alalım. Tamamıyla fırınımızı kapatalım. Gelsin bakalım mantı kurabilir miyiz? Mükemmel oldu. Hazırlamış olduğumuz mantı kurabiyemizi artık yavaş yavaş ayarlayabiliriz. Bismillah diyelim. Şöyle bırakalım. Şurayı da biraz daha düzenledik mi? Şöyle yapacağız. Bunu da şöyle bir yanına bırakalım. Müthiş oldu. Müthiş oldu. Şunu da şöyle bırakalım. Bunu da yanına bırakıyoruz. Bir tane de şuraya. Güzel olur. Bunu da şuraya. Hatta şunu şöyle yapalım. Biraz daha
aralarında boşluk olsun ki güzel gözüksün. Bir tane daha şöyle bir gelsin. Şunu biraz daha. Ah! Müthiş oldu, müthiş. Evet, şuna da. Harika oldu. Şimdi bunu da ayarladıktan sonra şunu bir alalım. Onunla bir işimiz kalmadı. Ondan sonra da üzerine sevgili Orkuncum, sen görmeye devam et güzel kardeşim. Biraz pudra, pudra şekerini üzerine serpiştiriyoruz. Sende de mi var? O zaman getir kullanalım. Şimdi şunu Ayşegül'e ekliyoruz. Şuna biraz daha şöyle bir ekledik mi? Vay 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 vay. Mükemmel oldu, mükemmel. Evet, mantar kurabiyemiz harika oldu. Mantar kurabiyemiz hazır sevgili izleyicimiz. Çok lezzetli, çok da güzel oldu diyebiliriz. Ondan sonra da mantar kurabiyemizi hazırladıktan sonra şimdi yavaş yavaş diğer işlemimize geçebiliriz. Şunu bir kapatayım önce bir. Ondan sonra şurayı da bir açalım. Hangi tabağımızı, kabımızı kullanacaksak onu ayarlayacağız ama şunu önce ben şöyle bir elimin altı biraz bir açılsın ki rahat bir şekilde çalışayım. Pardon şunu. Tekrardan yerini alayım biraz yer. Sıkıntısı yaşadık. Onun için de hemen şunu gönderdik. Ondan sonra da devam edelim. Şimdi sunum yapacağımız tabağımızı da ayarlayalım. Şunu biraz daha yakınlaştırdık. Şunu alabiliriz. Şunu da çevirelim. Ondan sonra bir tane servis kaşığımız gelsin. Vay vay vay. Soğanımızı kavurduk. İdi idi. Tereyağımız, zeytinyağımız ve sıvı yağımız olabilir. Onu güzelce bir kavurduk mu? Seviyorsa bir iki diş sarımsağımızı ekleyelim. Kavurmaya devam edelim. Onları iyice bir kavururken bir iki tane de biberimizi ekleyelim. Harika bir aroması ve tadı olacak. Kavurmaya devam edelim. Ondan sonra onları iyice bir kavurduktan sonra etlerimizi iri iri doğrayıp içine ilave edeceğiz. Etlerimizi kavurmaya devam edeceğiz. Etlerimizi kavururken tuz, karabiberimizi biraz da pul biberimizi ekleyelim. Karıştırmaya devam edelim. Ondan sonra sırasıyla tekrardan içine biberimizi, domatesimizi ekliyoruz. Yani belli bir aşama geldikten sonra ondan aynı şekilde kavurduktan sonra, iyice bir pişirdikten sonra hemen içine ne kadar kullanacaksak narlarımızı ayıklıyoruz. Narlarımızı içine ilave ediyoruz. Narlarla beraber tekrardan bir 5 dakikada pişirmeye devam ediyoruz. İyice bir pişecek. En son kekiğimizi ekliyoruz. Kekikle beraber biraz daha bir toparlanıyor, pişiyor. Kekiğimizi en son bırakalım ki çok fazla kararmasın, siyahlaşmasın. Ondan sonra da toparlandıktan sonra artık hazır diyebiliriz. Sunum yaparken üzerine narla beraber sunumumuzu yapabiliriz. Şimdi şunları şöyle bir alalım. Vay, 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 vay. Harika oldu. Şunları da şöyle bir aldık mı? Evet. Çok fazla su eklemedim. Hatta ben hiç su eklemedim ama yani sizler suyu seviyorsanız, biraz daha sulu olmasını istiyorsanız ona göre suyunuzu hafif bir bardak ekleyebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Şunu da şöyle bir ayarladık. Evet. Bunu aynı şekilde ayarladıktan sonra hazır diyebiliriz. Şimdi sen görmeye devam et güzel kardeşim. Onu güzelce bir ayarladıktan sonra da üstüne şuradan birkaç parça maydanozumuzu ben hemen şöyle bir alacağım. Şunu bir kenara atıyoruz. Maydanozumu ben az kullanacağım ama siz çok fazla seviyorsanız fazla da kullanabilirsiniz. Hemen maydanozumuzu şöyle küçük küçük doğrayacağız. Topladık. Küçük küçük minik minik şuna da toparlayalım. Doğradık mı? Şimdi maydanozumuzu doğradıktan sonra şuradan birazını alıp üzerine şöyle hafiften bir serpiştirelim. Biraz daha olabilir. Çok fazla da olmasın. Şimdi maydanozumuz hazır diyebiliriz sevgili izleyicimiz. Sevgili kardeşim sen görmeye devam et. Ben biraz ayırmış oldum. Süslemek için ayırmış olduğum narımı da şöyle üstüne ekliyorum. Oh, müthiş olacak, müthiş. Tamam, hazırız güzel kardeşim. Şunu biraz da şöyle bir kenara alalım. Şunları da topladık mı? Müthiş oldu. Şimdi
Evet, şimdi hazırız. Güzelce bir şekilde ayarlamamızı yaptıktan sonra şimdi hazır. Onun bir yerini alacağız sevgili izleyicilerim. Sizler orada görmeye devam edebilirsiniz. Şöyle bir yerini alalım. Sizler de bizleri yalnız bırakmayın sevgili izleyicilerim. Bu tariflerimizi merak ediyorsanız, görmek istiyorsanız, izlemek istiyorsanız hepsini sosyal medya hesaplarımızdan bulabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızda da izleyebilirsiniz. TGTU TV olarak Instagram, Facebook, Twitter ve de YouTube sayfamızda bütün tariflerimizi, videolarımızı bulabilirsiniz. Orada da izleyebilirsiniz. Hem şu anki videolarımız hem de 10 sene önceki videolarımızı, programlarımızı merak ediyorsanız hepsini sosyal medya hesaplarımızda bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Programımızı tekrar gece saat 4.30, hafta sonları saat 10'da. Tekrarı var. Kaçırmışsan izleyebilirsiniz. Ben de takip etmek istiyorsan Şef Abdullah Usta veya Abdullah Hakim Abdullah Usta falandan takip edebilirsiniz. Tarifleriniz varsa gönderebilirsiniz. Yemek istekleriniz varsa yazabilirsiniz. Programımıza da gelmek istiyorsanız sosyal medya hesaplarımızda bana ulaşıp programımıza da konuk olabilirsiniz. Bitişik şefabdullahusta.tgt sayfamdan aynı şekilde bana ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi hazırız. Hemen şöyle toparlanıyoruz. Çok güzel oldu sevgili izleyiciler. Dediğimiz gibi mantar kurabiyemiz efsane oluyor. Sizler de evlerinizde yapacağınız hem farklı bir tarif hem de çok lezzetli bir kurabiyemiz diyebiliriz. Ondan sonra tavuk kavurmamız da efsane oluyor. O da çok lezzetli, çok da güzel oluyor. Sizler de aynı şekilde evinizde yapabilirsiniz. Şimdi de sizlere afiyet, bal, şeker olsun diyelim. Evet, gelsin bakalım listemiz. Öncelik mantar kurabiyemiz için neler yaptık sevgili izleyiciler? Bir su bardağı kadar pudra şekerimiz, bir paket tereyağımız. Ondan sonra 3 su bardağı kadar nişastamız, 1,5 su bardağı kadar unumuz, 1 paket vanilyamız, 1 paket kabartma tozumuz, 2 adet yumurta üzeri için yeteri kadar toz kakaomuzu kullandık. 1 su bardağı kadar pudra şekerimiz, 1 paket tereyağımız, 3 su bardağı kadar nişastamız, 1,5 su bardağı kadar unumuz, 1 paket vanilyamız, 1 paket kabartma tozumuz, 2 adet yumurta üzeri için yeteri kadar toz kakaomuzu kullandık. 1 su bardağı kadar pudra şekerimiz, 1 paket tereyağımız, 3 su bardağı kadar nişastamız, 1,5 su bardağı kadar unumuz, 1 paket vanilya ve kabartma tozumuz, 2 adet yumurta üzeri için toz kakaomuzu kullandık. Genişçe bir kabımızın içine pudra şekerimizi, nişastamızı, unumuzu, vanilyamızı, kabartma tozumuzu ekledik. Hepsini güzelce bir harmanladık. Onları iyice bir harmanlayıp karıştırdıktan sonra 2 tane yumurtayı içine kırdık. Onu iyice bir karıştırdık. Karıştıktan sonra 250 gram kadar tereyağımızı ekledik. Tereyağıyla beraber kapta yoğurmaya devam ettik. İyice bir yoğurduktan sonra tezgahımızı üzerine aldık. Tezgahın üzerinde çiğ köfte yoğurur gibi yavaş yavaş yoğurmaya devam ettik. Ta ki hamurumuzu hazırlayana kadar. Hamurumuz hazırlandıktan sonra ufak ufak bezelere böldük. Tepsimizin altını yağladık ve tepsimizi yağladıktan sonra şekiller verdik. Tepsimizi dizdik. Tepsimizi doldurduktan sonra tekrardan hemen üzerine bir tane kapak alıyoruz. Zaten ona benzer bir kabımızı ayarlıyoruz. Ondan sonra onu güzelce bir şekilde hemen toz kakaomuza batırıp üzerine şekiller veriyoruz. Şekiller verdikten sonra 170 dereceyle fırına gönderiyoruz. Fırında yavaş yavaş pişiyor ve piştikten sonra da afiyet edeceğiniz çok lezzetli, çok da güzel bir sunum oluyor. Şimdiden sizlere afiyet, bal, şeker olsun diyelim. Narlı tavuk kavurmamız için de 400 gram kadar tavuk göğsümüz, 2 adet nar, 2 adet kuru soğanımız, 4 adet biberimiz, 2 adet domatesimiz, 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, yeteri kadar tuz, karabiberimiz, pulberimiz, kekiğimiz, 1 tutam maydanoz, 400 gram kadar tavuk göğsümüz, 2 adet nar, 2 adet kuru soğanımız, 4 adet biberimiz, 2 adet domatesimiz, 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, yeteri kadar tuz, karabiber, pulber ve kekiğimiz, 1 tutam da maydanozumuzu kullandık. Önce tenceremizi yağımızı boşaltalım. Soğanlarımızı iri iri doğrayıp içine ilave edelim. Soğanlarımızı kavururken seviyorsa bir iki diş sarımsağımızı ekleyelim. Kavurmaya devam edelim. Ondan sonra hatta biraz daha lezzetli olsun diye bir iki tane de biberimizi doğradık ekledik. Onu da kavurmaya devam ettik. Onu da iyice bir kavurduktan sonra etlerimizi iri iri doğradık içine ilave ettik. Etlerimizle beraber kavurmaya devam ettik. Etlerimizi iyice bir kavururken baharatımızı ekledik. Ondan sonra tekrar sırasıyla biberimizi, domatesimizi ilave ettik. Onları karıştırdık ve pişirmeye devam ettik. İyice bir kavurduk. Onları hazırlarken, onlar kenarda yavaş yavaş pişerken biz de iki tane narımızı hemen güzelce bir şekilde ortadan kestik. Onları tanelerini ayıkladık ve içine ekledik. Tekrardan karıştırdık, kapağını kapattık. İyice bir piştikten sonra sunum yapacağımız kabımıza, tabağımıza alıyoruz. Tabii onun öncesi biraz da kekiğimizi ekledik. Ondan sonra kabımızı aldıktan sonra ayrılmış olduğumuz narımızdan da biraz üzerine ekliyoruz maydanozla beraber. Üzerini süslüyoruz ve süsledikten sonra da afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli, çok da güzel bir sunum oluyor. Şimdiden sizlere afiyet, bal, şeker olsun diyelim. Sizler de sevgili izleyenimiz, bizleri yalnız bırakmak istemiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan aynı şekilde takip edebilirsiniz. Bütün tariflerimize, videolarımıza bakabilirsiniz. Orada da izleyebilirsiniz. TGTU TV olarak Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube sayfamızda bütün videolarımızı, programlarımızı bulabilirsiniz. Orada da izleyebilirsiniz. Biz de böylelikle yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geldik. Bizleri izleyen herkes, bizlerden desteğini esirgemeyen herkese kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.